Günün konusu. Profesör balık olarak uzun yıllar bu konuyu araştırdım. Unutmadan sizinle paylaşıyorum. Meraklı arkadaşlar, kulağınız bende, gözünüz burada olsun. Şu tuşa basıyorum ve... Yanardağlar neden patlar? Etna, Vezü, Sakurajima. Bu isimler size ne çağrıştırıyor? Bunlar aktif yanardağlar. Peki bu yanardağlar neden patlıyor? Gelin beraber inceleyelim. Dünyamızın merkezi dev bir ateş topu. Yer kabuğu da bu ateş topunun üzerini bir halı gibi sarıyor. Bu ateş topunu oluşturan erimiş kayalar ve madenler zaman zaman yer kabuğunun içine doğru sızar. Erimiş kayalar ve madenler aşırı sıcak olduğu için sızdığı yeri eritir ve magma odacığı oluşturur. Arkadaşlar, bu oda dünyanın en sıcak odasıdır. Zamanla büyüyen ve şişmeye başlayan magma odacığı günün birinde yeryüzüne doğru ilk bulduğu yerden büyük bir basınçla çıkmaya başlar. Bu basınç o kadar güçlü olur ki yanardağının ağzından lav olarak fışkırır. Böylesine güçlü bir fışkırmayla bölgedeki her şey erir ve yer tabakasının içindeki su kaynakları buharlaşır. Bu durum aynı düdüklü tencerenin fazla basınçta patlaması gibi yanardağın patlamasına neden olur. Üstelik düdüklü tencere bir kere patlarken yanardağ sürekli patlar. Bu düdüklü tencere bir başka arkadaşlar. Bacadan çıkan duman, su buharı ve su buharına karışan magma gazlarıyla yoğun miktarda kül ve volkanik partiküllerden oluşur. İşte bu tehlikeli doğa olayı dünyamızın merkezindeki ateş topunun faaliyetinden kaynaklanır. İşte böyle. Ben ne anlatıyordum ya? Ne bileyim? Ne bileyim? Neyse, siz videoları izlemeyi unutmayın. Güle güle.